Herkese yeniden merhabalar, selamlar sevgili terazi burçları. Yeniden birlikteyiz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizler için Aralık ayını yorumlayacağım. Güzel bir ay olsun arkadaşlar. Bakalım yenilikler var mı? Gelenler, gidenler, dikkat etmeniz gerekenler neler? Güneş yükselen ay burcu, terazi olanların en yüksek hayır ve niyetlerine, tüm soru ve sorunlarına cevap bulmaya, Aralık ayı için en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Şu anda gördüğüm kadarıyla, kardığım kadarıyla da genel olarak çok az bozulacak gibi olan maddi, manevi, ailevi olur. Ya ailemiz bozulacak mı acaba? Bu arkadaşla benim aram bozulacak mı acaba? İşte hoca bana sinir oldu mu? Gibisinden böyle sanki hafiften bir düzen bozulacakmış. Son dakikada sanki böyle bir toparlama durumunuz var sevgili arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Ama genel olarak bir düzen görünüyor. Her şeyin hayırlısı olsun. İmparatorla beraber başlarım. Bu Aralık ayında birçok burçta bu imparator kartı yoğun geldi. Yani birçok burcun ki sizin için de aynı şekilde lider olduğunuz, artık çalışandan müdür kategorisine, başkasının yanında çalışırken kendi işinizin sahibi olma, başkasının evinde otururken artık kendi evinize geçme gibi yani kiradan ev sahibi olmaya geçme gibi durumlar olabilir. Hep başkasının çocuklarına bakıyor seviyorsanız artık bu dönemde kendi çocuklarınızla ilgilenme, çocuk sahibi olma gibi olaylar olabilir. Başkalarının evlilikleri hakkında yorum yapıyorsanız bu dönemde evlenirsiniz, kendi evliliğiniz hakkında konuşursunuz. Böyle bir sahiplik, böyle bir aidiyet durumu var bu bir. İkincisi bu kart direkt olarak lider olmanın, yol göstermenin, başkalarına yol açmanın, insanların şöyle diyebilir ya terazi burcu sen bu işi çok güzel yapıyorsun, bak çok iyi düşünüyorsun deyip hem size örnek alabilirler hem de başkalarına sizlere örnek gösterebilirler. Olumlu anlamda söylüyorum yani takdir edildiğiniz, sevildiğiniz de bir dönemdesiniz. Daha çok saygı duyulduğunuz bir dönemdesiniz. Gücü de getirir, otoriteyi tabii ki beraberinde getiriyor. O yüzden diyorum sanki böyle ya Terazi Burcu dediklerini daha doğrusu isminiz söylendiğinde ya o işte geçen hafta işe giren değil mi? Ya şunu yapan kişi değil mi? diye böyle insanlar sizi bilecek, insanlar sizi hem tanıyacak hem de tabii ki otorite varsa insanlar bir tık şöyle bir geri çekilir. Yani karşınıza gelip de ne haber ya falan hani böyle söyleyemezler. Ah merhaba canım nasılsınız işte? Bey, hanım nasılsınız? Biraz daha insanlarda şöyle bir ya ben bir laf söylemeden önce iki kere düşünmem gerekiyor. Çünkü bu insanın kocası var Var, karısı var, ailesi var. Bilemiyorum parası var, işi var, bilmem nesi var, tanıdıkları var. Hmm, ben çok fazla hani e, tartışmayayım, bir laf söylemeyeyim, laf, söyleme, laf söylemeden önce iki kere en az düşünmeliyim denilecek bir dönemdesiniz. Bir tılsım üçlüsü var. Bakın tılsım üçlüsünde zaten açık ve net. Şöyle bir durumunuz var. Ya ben kendi işimle uğraşıyorum. Siz ne konuşuyorsunuz? Sizin konuşacağınız tek şey benim yeteneklerim, benim başarılarımdır ve işinizi bakın bırakmıyorsunuz. Evet arada efendim ne söylüyorsun dersiniz ama gene siz işinizi yapmaya devam edersiniz. Bu bir. İkincisi bu dönemde yetenekleriniz eğer ki sanattır, yazımdır, çizimdir, bir programdır, tarottur böyle bir yetenek durumunuz varsa ki kişisel gelişimde olabilir. Bunlara odaklandığınız bir dönemdesiniz ki buralardan para kazanma, bu alanlarda yükselme. Tabii ki eğitim durumlarında da genel bir yükseliş olabilir. Hem siz için hem hani için söylüyorum. Bir de bakın, diğer insanlar normal aşağıda dururlarken, kafaları kapalıyken ona keza yani düşünceleri sığ, düşünceler kapalı, yeniliklere hiç hiç açık olmayan. Şimdi siz hava grubu olduğunuz için hayal de edebilen bir burçsunuz. Bu kişi ileride hayal etme diye bir şey yok. Yani biraz düşün dediğinizde yok düşünemem olmaz. Hemen böyle kendilerini çeken, kapatan ya gerici demek istemiyorum ama hiç böyle yeniliklere açık olmayan insanlar. Bu dönemde yeniliklere açık olmanız, zihninizin ona keza açık olması bu dönemde size çok büyük katkılar getirebilir. Ve bakın, bir sıranın üzerine çıkmışsınız. Bu da şu demek. Rakiplere, çevredeki insanlara, belki akranlarınıza nazaran sizin ya da hanedeki bir insanın böyle bir adım, bir basamak daha önde olduğunu anlatıyor. Muhtemelen bu da sizin ya ben artık tembelliği çok aşırı hayalciliği bırakıyorum. Hayallerimi gerçekleştirme aşamasına geçiyorum. Artık bu kadar yaptım yapacağım oldu olacak demek yeterli. Ben artık başvurumu yapıyorum ya hadi bakalım deyip böyle bir giriş yapabilirsiniz ve dediğim gibi bu dönemde yeniliklere açıksınız. Gidilecek mi gelinecek mi yaparım ederim ee, modu biraz daha sizlerde. Bu dönem içerisinde yoğun görünüyor. Önceki zamanlarda herhangi bir sakatlık, rahatsızlık yaşandı mı, bir sağlık sorunu yaşandı mı hem mental anlamda hem fiziksel ama fiziksel biraz daha sizde yoğun görünüyor. Bununla ilgili güzel bir özellikle fiziksel alanda bir rahatlama durumu. Söz konusu kilo verme düşünceleri gündeminizde olabilir bu bir eğer ki varsa. İkinci olarak şöyle söyleyeyim. Fiziksel görüntünüze ekstra dikkat ettiğiniz bir dönemdesiniz. Mental anlamda da evet genel bir şifa durumu var. Ve burada arkadaşlar eğer ki birileri sizin psikolojinizi bozuyorsa bu kişilerle aranıza mesafe koyabilirsiniz. Şimdi size fiziksel zarar veren deyip de bir şiddet olayı varsa evet buna da bir ara veriyorsunuz açık söyleyeyim. Çünkü siz imparatorsunuz kim size vurabilir? Ha kimse zaten kimseye vuramaz. Ama buna komple ara veriyorsunuz. Bazı insanlar var gelir şapır şapır böyle vurur. Tam bir tamam iki tam üç tamam ama bir yerden sonra vurur ısırır pat pat pat, pat vurur ya bu sevgi gösterisidir. Okey kabul ediyorum bazı durumlarda ama bunu çok aşırı yapan bir insana ya yeter artık ya. Yapma artık. Sevmiyorum böyle el şakaları. Acıtıyorsun bak. Morarttın gördün mü? Deyip birazcık böyle bir mesafe koymam. Yani istemediğinizi belli etme durumlarınız bu dönemde görünüyor. Güzel bir tılsım onlusu var. Bir şeyleri yapmaya isteğiniz var ama cesaretiniz yoksa bu dönemde aile ya da aile gibi olan insanlarla biraz daha yakın bir birliktelik içerisinde olabilirsiniz. Özellikle de Finansal anlamda bir güven durumu görünüyor. Çok küçüklükten başlayıp çok sıfırdan yani küçüklük dediğim çok toyluktan başlayıp da yukarıya daha sonra da daha ileriye taşıyacağınız olaylar var açık söylemek gerekirse ve bu dönemde de zaten şuradaki yaşlı adam şu demektir yani ben artık koşturmuyorum ben artık aranmıyorum iş aramıyorum çünkü işim hazır ya da işiniz zaten hazırsa şöyle diyeceksiniz bu dönemde ben işimi garantiye aldım rahatım. Maddi anlamda da bir refah durumum var ve başım maddi anlamda, tekrar söylüyorum maddi anlamda, finansal anlamda daha dik dediğiniz bir dönemdesiniz. Özgürlüğünüzde zaten hava grubu olmanız nedeniyle, hava elementinde olmanız nedeniyle zaten özgürlüğünüze düşkünsünüz. Bu kartta şunu söyler. Fiziğime dikkat ediyorum ve ben özgür bir bireyim. Hani bu özgürlük sadece oraya gittim, gece 12'de eve geldim anlamında bir özgürlük değil. Düşüncesel anlamda da genel bir özgürlüğünüz var. Bazen insanı öyle bir kısıtlıyorlar ki etrafınızda kimse olmasın. Düşün ama 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 düşünmeyeyim öyle bir şey. Zaten yapamam. Hemen böyle düşüncelerinize bile kendinizi kısıtlarsanız o kendi iç dünyanızda bile özgür bırakılmadığınız, sıkıştırıldığınız yerler vardır. Bakın bu alanda da genel bir özgürlük var. Tabii ki maddi manevi anlamda bir özgürle de beraberinde getiriyor. Ve gene sanatsal anlamda yani çok doğru değil bir şekilde söylemek ama yaratıcılık, kreatif kişilik diyeyim. E, bu dönemde buraya biraz daha eğilim gösterebilirsiniz. Zaten burada bahsetmiştik. Neye yeteneğiniz varsa oralarda sizlerin güç elde etmeniz, işte o alanlardan para kazanmanız. Gerçekten tam bir aşk insanıyım ben diyorsanız aşk hayatında çok başarılı olursunuz. Bu dönem içerisinde bir ölüm kartı var. Ölüm sadece bitiş değildir arkadaşlar. Bittikten sonra asıl dönemdir. Yani şöyle söylemek doğru olacaktır bu konuda. Ya benim ilişkim bitti. 10 günlük, 1 aylık, 1 senelik ilişkim bitti. Her şey bitti. Dünya yıkılsın. Şimdi demek ki bu bir dönemdi. Hani bir bu dünya var, bir de bu dünyanın öbür tarafı var. Asıl yer orası. Şimdi şu ana kadar hayatınıza gelen insanlar, akrabalar olsun, yaşanılanlar olsun, belirli bir dönemdir. Sizler demek ki sınanmadan geçiyorsunuz. İnsan bazen sınandığını geç de olsa anlıyor. Sağlık alanlarında olsun, i̇şte iş bulamazsınız. Kaç yaşınıza gelirseniz gelin iştir aşkır olmaz yani. Ya da gelir ve gider. Hatta bunu daha ileri versiyonda iş kurup batanlar, evlenip hemen ayrılanlar birkaç belki 10 sene sonra. Şimdi arkadaşlar bu kart şunu söylüyor. Bu dönem artık bitiyor. Çünkü ölüm kartı şunu söyler. Kimisinin ki 50-100 sene sürer devam etti. Ve sen burada bir şeyi anlamış olman lazım. Son bir 3 senedir, 5 senedir neyi anladın? Aa evet benim okul okumam gerekiyormuş. Keşke okusaydım. Kalkar okursun. Yaşınız hiç önemli değil arkadaşlar. 40 yaşından sonra bile okunuyor. Emin olun. Olmaz etmez demeyin. Ya ben anladım ki insanlara bu kadar güvenmemek gerekiyormuş. İnsanlara para vermemek gerekiyormuş. İki güller yüzüne bakıp da bu insan iyidir demek doğru değilmiş diyeceğiniz bir dönem. Bakın bir ders alınmış. Şimdi bu alınan dersle ilgili sizler o çocuksu dönemden çıkıp da o toyluk döneminden çıkıp o çıraklık döneminden çıkıp bir şeyleri anlayıp ilerlediğiniz bir dönemdesiniz ki bu dönemde varsa çoluk çocuk arkadaşlar onlara da böyle bilgilerinizi, deneyimlerinizi aktardığınız bir dönemin içerisindesiniz. Tabii ki aynı zamanda. Aa bakın size şunu da söyleyeyim. Çok fazla e, burç konusuna girmiyorum. Çünkü e, herkes herkesin burcunu bilemez. Genel olarak ya ailesini ya arkadaşını, çok dibindekini varsa eski partner, partner genelde onu biliyor. Çok böyle uzaklara gidemiyoruz. O yüzden ben şu ana kadar iki tane burç çıktı. Hemen onları size söyleyeyim. Birincisi Koç burcu. Koç burçlarıyla aranızda bu dönemde hafiften bir rekabet olabilir. Onların bir tık önüne geçmeniz, onlarla aranızda eğer ki arkadaş, kardeş partnerseniz birazcık aranızı açabilir. Çok belli etmeyen, arka planda devam eden bir kıskançlık olabilir. Ve bir de akrep burçları var. Akrep burçlarıyla da şöyle bir şey. Sizi çok desteklerler ama onların önüne geçmenizi istemeyebilirler bu dönemde. Onların bir tık önüne geçmeniz fiziksel anlamda, popülerite anlamında bir tık önüne geçmeniz hani sizin haftada 10 defa görüşüyorsa 2 defa düşer ki kendi kendine sizi kızar, sizi kendi kendine içinde affetme durumuna girebilir. Ne zaman kendi kendine kızgınlığı geçer de işte düzelirse anca o zaman sizinle eski böyle samimiyet dönemine geri gelir. Yani kendi içinde mi yaşıyor biraz? Evet. O yüzden çok fazla böyle haberiniz olmayabilir. Artık bir şeyleri toparlamaya başlıyor. İki anlamı var burada. Özellikle sizler için. Bu dönemde bir şeyleri artık toparlamaya başlıyorsunuz. Toparladığınız şeyler, evinizin malınızı, mülkünüzü çok mu dağıldınız? Ya çocuk bir yerde yaşıyor, eşim bir yerde yaşıyor, ben başka yerdeyim, bu dönemde herkes aynı yere gelebilir bu bir. İkincisi işte çocuk gelemiyor ama biz toparlanıp onun yanına gidebiliriz. Evet olabilir. Aile dağıldı lafını kullanıyorsanız bu dönemde aile toplanabilir. İş, güç, para, borçlar her şey çok dağıldı. Her şey bir yerde. Mal mülk her şey dağınık. Bunları toplarsınız, satarsınız, toplu gelir elde edersiniz. Herkesi bir alana toplarsınız. Gene böyle bir manaya geliyor. İşinizi, gücünüzü de toplarsınız. Sağda solda belki küçük küçük paralar varsa yine bunları toplayabilirsiniz. Ve tabii ki arkadaşlar şöyle bir şey var. Evet bir insanı toplarsınız ya çocuğum çok battı onu toplamalıyım. Onun arkasını toplamalıyım gibisinden bir durum olabilir. Belki partner yani bir mental sıkıntı yaşıyor. Onu toplayabilirsiniz ama bakın burada ne var biliyor musunuz? Bir şeyi yaparken önünüzü göremiyorsunuz. Ya ben bu insanı topluyorum ama benim topladığım insan ya başkasına giderse? Ya ben bu çocuğu işte borcunu kapatıyorum, ona yardımcı oluyorum, arkadaşımdır, evet yardım ediyorum. Ya da kendinizle ilgili bir şeyleri topluyorsunuz ama ya yine aynısı olursa ya dağılırsa ben bu kadar emek veriyorum, veriyorum, veriyorum. En sonunda Emeklerim gözü, göre göze görünmüyor yani. Hani o da sizin biraz canınızı sıkabilir. O yüzden bir şey yaparken yani bu fırsatçılık demek değil bu arada söyleyeceğim şey. Size katkısı yoksa o insanla o durumla çok da uğraşmayın. Sizin de bir canınız var. Sizin de ee... Bir sabrınız, bir enerjiniz var. İnsanın bir yerde enerjisi biter yani. O yüzden çok fazla başkalarıyla değil, sadece değer verdiğiniz insanları korumak, sadece değer verdiğiniz insanlarla bu dönemde zaman geçirmek, enerjinizi onlara vermek önemli. Çok fazla dışarıya bağımlı olanlar varsa özellikle sizler için bu kısım. Tılsım yedirisi var. Tılsım yedirisi şudur. Vay be ne para biriktirmişim. Vay be ben aslında şöyle geriye dönüp baktığımda neler yaşamışım, neler katmışım hayatıma diyeceğiniz bir dönemi anlatıyor. Önceden aldığınız belgeler, sertifikalar, arkadaşlık ilişkileri, dostluk ilişkileri bunlar bu dönemde ekstradan kıymetli. Ufak ufak para biriktiriyorsanız bu paraların yakın zamanda dağ gibi olmasını ektiğiniz her türlü ekinin bunlar eğitimdir, iştir, aşktır hiç fark etmez. Yaptığınız iyilikler olsun. Vay be iyilik yapmıştım zamanında beni hala hatırlıyor dersiniz. Böyle geçmişten günümüze gelen güzel olaylar var ve sizin ektiğiniz ekinler artık ağaç olmuş ve meyve veriyor. Şimdi bu meyveleri aslında toparlama dönemi yani emeklerinizin bir karşılığını alma süreci de diyebilirim bununla alakalı. Bakın birilerine arkadaşlar fena halde küstürmüşsünüz. Küstürmenizin sebebi de hem onların ellerindeki kılıçları almanız yani ellerindeki oyuncağını almışsınız da ağlayan bebekler var. Etrafınıza yani 10 tane kişi vardır. Siz seçilirsiniz. E haliyle de şöyle hafiften bir e, galibiyet bakışları gündeminizde olabilir. Yani zaten yüzünüz mutlu, gülüyorsunuz açık ve net. Ve bu insanlar anında size arkasına dönüyor. Vay efendim sen nasıl kazanırsın biz burada dururken. İşte biz ben burada dururken o kadın, o adam seni nasıl tercih etti? Senin özelliğin ne? Hemen böyle bir durum olabilir ama dediğim gibi burada galibiyet tamamen sizin ve galibiyet rüzgarları etrafınızda esiyor. Baya baya güzel bir dönem ve birilerinin kaşığını kırmışsınız. Yani birilerinin yerine gelmeniz, birilerinden üstün olmanız ya da şöyle söyleyeyim popüler olmanız küslüğe neden olabilir. Hani bir şey yapmadım ben ya bir şey ben başardım diye niye ben kötü oluyorum? <laughs> Şimdi arkadaşlar birilerine açık söyleyeyim. Devam ettiğimizde bu insanları bıraktığımızda devam ettiğimizde sizlerde bir galibiyet durumu görünüyor. Aslında bu rekabetin sonucunda kazandığınız şey sizler için ekstradan çok önemli. Çünkü kader çarkı geliyorsa sizin hayatınızda artık bir döngünün sonudur. Ve siz şöyle bir durum vardır. Hani burada da dedik ya. Ölüm kartında da aynı şekilde bir şeyler yaşanmış ve bitmiş. Bir karma yaşandı. Bir sıkıntı yaşandı. Ve bu artık bitti. Artık bundan sonra sizin kaderinizin, talihinizin döndüğü bir dönem. ası zaten özellikle de e, duygusal anlamda sizlerin daha güzel, daha rahat e, bir döneme girmenizi ve bu duygularınızı da yönetebildiğiniz bir dönemdesiniz. Çünkü kralsınız. Üzüntünüzü ağlandığınızı her şeyi kendi içinize, odanıza kapanır yaşarsınız. Dışarı çıktığınızda hiçbir şey yokmuş gibi bir tavır takınırsınız. Bu da arkadaşlar size bir e, Güneşi açık söylemek gerekirse beraberinde getiriyor. Yani işe girmesinizdir, en ufak şeyde duygularınızı bu kadar açık, bu kadar yoğun göstermeniz. Evet, özel hayatınızda çok duygulu, çok merhametli olabilirsiniz ama iş yaşantısında olsun, okul hayatında olsun çok özür diliyorum. Zayıflık olarak adlandırılabilir. O yüzden duygularınızı biraz daha gizli yaşadığınız ve gizli yaşadığınız takdirde, insanlar da her şeyi anlatmadığınız takdirde sizin için daha aydınlık, daha güzel, daha sevecen, daha aydınlık ve Böyle ipleri de elinize aldığınız bir dönem var. Güzel bir gidişat var bu arada güneş kartıyla beraber. Benim sizler için söyleyeceklerim de bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.